Islık bir İzmir akşam üstünden herkese iyi dileklerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün epey rüzgarlıydı ve işte çöl tozları gelecekmiş diye duymuştum. Rüzgarlar esti ama ortalıkta pek toz gözükmüyor. Bu yapımda da çok özel bir şey yok arkadaşlar. Sadece biraz dikkatinizi dağıtmak istiyorsanız, biraz başka konulara odaklanmak istiyorsanız belki bu yapımda kalabilirsiniz. Belki sizi biraz gülümsetip düşündürebilirim. Bu yapımızın konusu ne? Arkadaşlar benim bir aksiyon kamera göğüs aparatım vardı. Dikkat, bu arada ses daha net geliyor değil mi? Evet, göğüs aparatım vardı. Bisikletin üstündeyken o göğüs aparatını kullanıyordum. Bisiklet çalınınca o göğüs aparatı da beraberinde gitti. Çünkü o aparatı göğüs kemerini şeyde tutuyordum ben, bisikletin bagajında. Bisikleti geri aldığımda ne arkada kutu kalmış, plastik kutu, ne bagaj, hiçbir şey kalmamış. Hepsini çıkartmışlar. O da beraberinde gitmiş. Ben de ne yapabilirim diye düşünmüştüm. Kıskaçlarım vardı. O kıskaçları kullanıyordum. Onları da buraya monte ediyordum. Ne bileyim, buralarda bir yere monte ediyordum. Ve hep dikkatimi şu çekiyordu. Motorun gürültüsü, işte bu hoparlörün buraya çarpması sürekli tıkırtı yapıyordu. Ve bir türlü aldığım sesten memnun kalmıyordum. Ve ne yapıyordum? Oturup bilgisayarda bunu düzeltmeye çalışıyordum. Bu da çok zaman alıyordu. Genelde de düzelmez. Ses ve video kaydıyla ilgili şu temel kuralı size söyleyebilirim. Birinci aşamada ne kadar iyi kayıt yaptıysanız çıktısı da o kadar iyi olacaktır. Çünkü bu azalarak geliyor internete. YouTube'un kendi sıkıştırma algoritmasından geçiyor. Yani benim burada çektiğim görüntülerle sizin YouTube'da gördüğünüz arasında epey bir fark var. Devam edelim konuya. Buraya taktığım zaman böyle gürültüler geliyordu. Ve biliyorsunuz resesyondayım. Yani şiddetli bir şekilde herhangi bir şey almaya direniyorum. Almayacağım. Çünkü çok çirkin fiyatlar var. Çok korkunç bir fiyat artışı var. Ben buna ne diyorum biliyorsunuz? Zam pornografisi. Ve evde biraz dolaşırken aklıma şu anda kullandığım çözüm geldi. Ve bu da tam anlamıyla bedavaya çıktı arkadaşlar. Bu göğüs aparatından çok daha iyi bir çözüm oldu ve buna çok mutlu oldum ben. Çünkü göğüs aparatında şu hareketi yapamam. Bakın, burası şehrin ortasında bir tarla. Kargalarımız. Önde skuturla giden bir genç var. Bu tarafa da çevirebilirim. Ve benim bu yeni alternatifi kullanmaya başlamam yaklaşık 3 saniye sürüyor. Şimdi isterseniz yine bir beyin jimnastiği yapalım. Acaba ne kullanıyor olabilirim? Beraberce düşünelim. Çok pratik bir çözüm. Eminim kimsenin aklına gelmeyecektir. Ses bakın ne kadar daha iyi geliyor. Çünkü şimdi kafama çok daha yakın bir şekilde konumlandırmış durumda kamera. Kadrodan herhangi bir ses muhtemelen almıyoruzdur. Rüzgar gürültüsü içinde böyle önünde bir tane ucuz sünger yaptım. Onu da ambalaj lastiğiyle kameranın önüne tutturdum. Bu çözüm beni emin olun çok mutlu etti. Belki biraz daha geliştiririm bunu. Ay, çok rahatladım gerçekten. Çok da mutlu oldum. Çünkü yeni bir göğüs kemeri, göğüs aparatı almak istesem nelerle karşılaşırım diye internete baktım. Yanında hiçbiri iyi ürünler değil. İyi ürünler de çok pahalı. Diğerleri ben de ucuz bir çözüm bulmuştum. Ucuz bir seçenek kullanmıştım. Hiç memnun kalmadım. Çünkü takıp çıkarması çok zor. Yani her seferinde bu tarafa mı gelecekti? Bu aşağıdan geçiyordu. Bu aslında sol tarafa bakıyordu. Bunu da buradan geçiriyorduk diye bilmece çözer gibi uğraşıyordum. Şimdiki şu anda kullandığım ise tam anlamıyla 3-5 saniyede hazır hale geliyor. Kameranın takılması dahil. Çok daha hafif. Dikkatinizi dağıtmak istiyorsanız biraz düşünün. Tabii ki sıra dışı bir çözüm uygulamıştır fakir fotoğrafçı.
Resesyonda adam. Ve bu bulduğum çözümü de aslında bana başka bir firma promosyon olarak vermişti. Buna da para vermemiştim yani. Bugün başka neler yaptım? Ha, çok ciddi bir şekilde toz şeker, ucuz toz şeker arayışına girdik ve Carrefour'da bulduk. Oraya gittim. İşte orada çok ucuzdu herhalde. Ben bilmiyorum. Eşim dedi ki aman hızlı bir şekilde gidiyorsun Carrefour'a. Gidip oradan şu toz şeker alıyorsun. Gittim. İşte 3 paket almak istedim. Kasaya gittik. 3 paket vermiyor. Kota varmış. Tamam dedim yani. Belki de doğrusu bu. Biz bir paket alalım. Başkaları da faydalansın. Kasadaki genç de bana yardımcı olmak için çabaladı. Ve nasıl yaptı bilmiyorum. Bir şekilde 3 paketi aldık. Kampanyalı bir fiyattı. Ve herkese bir paket hak tanıyordular. Biz bir şekilde 3 paket aldık. Ama ben de ısrar ettim yani. Eğer hakkımız bir taneyse bir tane alalım. Kendin üzme dedim. Yok abi dedi. Bir şekilde çözüm buluruz zaten. Kimse de gelip almadı dedi. Tamam o zaman dedim. Ve bir şekilde 3 paket 2 kilogramlık toz şeker stoğu yaptık. Sonra kuru fasulye stoğu yaptık bugün. Başka ne stoğu yaptık? Un aldık. Çünkü gıda fiyatları çok çılgın bir şekilde artıyor. Bu aldığım ilaç nedeniyle benim dikkatim çok dağılıyor arkadaşlar. Bunun için üzgünüm, özür diliyorum. Doktora gidip demiştim aile doktoruna. Benim sağ kulağım kalı demiştim. O da bana bir takım ilaçlar vermişti. Baktık ilaçlardan bir tanesi psikomatik bir ilaç. Herhalde herkes çok psikolojik sorun da geliyor. Herkes böyle gelince adamcağız herhalde otomatiğe bağladı. Bana da vermiş. Bu ilaç bende fena halde dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Ama ilacın işlevi neden buna şeymiş. Dikkatsiz toplamak için. Dedim ki çok toplanık olduğu için herhalde benim de dikkat dağınıklığına sebep oldu. Bıraktık o ilacı. Birkaç gün kullandık. Ama işe yaradı. Bugün yine tatsız bir konu oldu. Bir şirkete elektrikli bisiklet bataryası ile ilgili soru sormuştum. E-postayla. Bir hafta geçti. Cevap yok. En sonunda telefon ettim. Ve dakika bir gol bir en gıcık olduğum şey telefonu efendim diye açan bir kız çıkıyor. Bunlar efendim de demezler. Efendim. Yani E-A olarak söylenecek. Allah çok gıcık oldum. Rüzgar esiyor şu anda ama beni net bir şekilde duyuyorsunuz değil mi? Neyse efendim dedi. Ben derdimi anlattım temiz bir Türkçeyle. Sonra akşama doğru bir e-posta geldi şirketten. Size fiyat teklifi gönderen olmadım diye. Hayır olmadı dedim. İşte sanki WhatsApp gibi kullanıyorlar e-postayı. Bu da çok dikkatimi çeken bir şey. Kimse derdini bir seferde anlatmıyor. Genelde bir satır olması lazım. Bir satır geçince olmuyor arkadaşlar. Bu WhatsApp'tan kalan bir şey. Ben WhatsApp kullanmıyorum. Türkçeyi düzgün yazmam lazım arkadaşlar. Ben bilgisayarıma otururum koca klavyemde çatır çutur F klavye ile konuştuğumuzda yazıyorum ben. Benim yazmakla ilgili bir sıkıntım yok. Ve bu e-postalar, bu gelen şirketten e-postalarda noktalama işaretleri kullanılmamış. Şimdi bu arkadaş bana çuvalla para verse, doğru duydunuz, bedava bisiklet bataryası verse onlarca, kesinlikle almam. Çünkü herkes para esaslı yaşıyor diyemeyiz. Çünkü herkesin temel odağı para da diyemeyiz. Bazıları da işte böyle idealler için, kural ve ilkeler için yaşıyor hala benim gibi. Nedir o? Türkçemiz kıymetli kardeşim. Bunun kuralları vardır. Atatürk'ün kurduğu koskoca bir kurum vardır. İşte Türk Dil Kurumu var. Bu kurum bu dili nasıl koruruz, nasıl geliştiririz ve nasıl yüceltiriz diye kaç yıl, onlarca yıldır çalışıyor. Ve dilimiz kıymetli. Bunu ben bu Amerikan yazılımlarının tuşlama pratiklerine bırakamam. Şimdi bu şirket bana dese ki sana %50 indirimli vereceğim. Emin olun almam. Beni tanıyorsanız
Çoğunuz tanıyorsunuz. Alır. Yok almam ya. Sen bunu bizden bedava al. Biz sana bunun %50'si kadar da nakit para veririm dese de almam. Evet, hala böyle insanlar var. Türkçe benden kıymetlidir. Türkçe hepimizden kıymetlidir. Türkçe bizim en büyük servetimiz. Şu anda da çok rüzgar var. Tam karşıdan vuruyor. Bakalım bulaşık süngerinden yaptığım, evet bulaşık süngeri gibi duruyor ya da başka bir süngerden yaptığım rüzgar koruyucu sünger de işe yarıyor mu? Şimdi şu anda test etmiş oluyoruz. Deneyimlemiş oluyoruz. Toparlayalım. Fakir fotoğrafçı evinde ne bulmuş olsun ki göğüs kamera aparatı, göğüs kemeri, değişik şekillerde isimleri var. Öyle bir alet almaya ihtiyaç duymasın. Ve bu işi yine sıfır maliyetle kurtarmış olsun. Ay, ay, yürü be köy lamba funk, yürü. Çok güzel. Yürü, hadi bas dur. Oh, hava da çok iyi, yakında ısınır. Yeni çözümü çok beğendim, hiç de sarsıntı olmuyor gördüğünüz gibi vallahi. Aa, ne kadar mutlu oldum ya. Sesim de çok net geliyor. Tekrar bir avantajını gösterelim. Arkadaşlar, bu yapımda dediğim gibi çok özel bir şey yok. Sadece dikkatinizi dağıtmaya çalışıyorum. Böyle istediğim yere çevirebiliyorum. Bakın, biraz da böyle bakalım. Hadi size bir ipucu. Bu aparatta arkadaşlar, aksiyon kamerasını çıkartmam şu kadar sürer. 13 kilometre hız deyip sonra da yerine yerleştirebilirim. Hiç takırtı tukurtu sesi duydunuz mu? Çık 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 diye. Yok. Hadi. Bu da ipucu olsun. Acaba aksiyon kamerasını fakir fotoğrafçı nasıl tutturmuş olabilir diyorum. Ve Frank Sinatra'mı açıyorum. Bugünlerde favorim Frank Sinatra. Bakın yine burada şarkıda olduğu gibi I did it my way. Kameramızı biraz daha iyice yerleştirelim yerine. Yine kendi yolumdan hallettim konuyu. Çok güzel oldu. Şuraya bak. Birkaç pişmanlığım oldu. Yani çok da dile getirmeye değmeyecek kadar az diyor. Too few to mention. Artık herhalde sıkılmışsınızdır buraya kadar geldiyseniz de. Teşekkürler. Yorumlar aşağıya yazabilirsiniz. Bence şunu kullandınız ya da şöyle bir çözüm buldun diye yazabilirsiniz. Böylece dikkatimiz biraz dağılmış olur. Abi gitar solonun güzelliğine bir bakar mısınız ya?